Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile'da emülatör üzerinden nasıl 90 FPS alabileceğinizi göstereceğim. Eski emülatörde güncellenmeden önce şu ayarlar üst kısma gelmeden önce HD 90 FPS'te oynuyorduk. Şimdi sizlere şöyle göstereyim ben. HDR 90 FPS'te nasıl oynayacağımızı tanıtacağım. Belki inanmayanlar olur. Şöyle eğlence moduna gidelim. Sizlere de bir kanıtlamış olayım. Lobby'de 90 FPS. Düşünün, eğlence parkında nereden bakarsanız 35-40 kişinin olduğu yerde kaç FPS aldığımıza bakalım. Uzun uğraşlar sonunda HDR 90 FPS'i bulabildik. Bakın arkadaşlar, şu an 35'ten direkt 63, 77, 82. Bu arada 90 FPS adı 90 FPS, bilginiz olsun. Normalde 85-70 arası alıyorsunuz. Mesela buradan da bakabilirsiniz. Onlarca kişi var. Ama FPS'imiz sabit. Bu aynı maç içerisinde de öyle. İnanmayanlar olsa sonradan maç içerisinde aldığım FPS'i de gösterebilirim. Görüyorsunuz. 85-70 FPS arası alıyoruz. Bunu nasıl yapacağımızı size göstereceğim arkadaşlar. Sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz ve atlamadan hepsini tek tek takip etmeniz. Atlayanlar %90 bir yerde oyun sonunda yapamayacak veya olmayacak, bir hata alacak. Veya normal oyun içerisinde yine 40, 50, 60 FPS arası alacak. Bak şu an halen lobby'de 85 FPS alıyorum. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Başlangıçta ilk önce normal oyunumuzu açtığımız zaman şuradan ayarlara giriyoruz. Ayarlardan grafiklere gelip burada ilk önce bak görüyorsunuz HDR aşırıya alıyorsunuz. Aynı şekilde lobby'yi de aynı şekilde HDR aşırıya alıyorsunuz. Bunlara hiçbir şekilde bir daha dokunmayacağız. Şu stilleri de istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben renkli sevdiğim için ve adamları daha net belirgin gösterdiği için stilde renkli kullanıyorum. Size kalmış bir şey. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar başka hiçbir yerle oynamıyorsunuz. Buradan genele gelip çıkış yapıyorsunuz buradan arkadaşlar. Size her şeyi sıfırdan anlatacağım. Çıkış yaptıktan sonra burayı çok dikkatli izleyin lütfen. Tamirete basıyoruz. Burada olan tamiri tikini kaldırıyoruz. Varsayılan ayarları uygula diyoruz. Aşağı iniyoruz. Buradan hiçbiri tikli olmasın lütfen. Çünkü yoksa oyun içi yüklemeleriniz silinecektir. Burada varsayılan ayarları uygula dedikten sonra tamam basıyoruz. İşlemci onarıldı. Bu sayfaya geldik arkadaşlar. Bakın direkt zaten FPS bozuldu. Buradan burayı tamamen kapatıyoruz. Sağ alta geliyoruz. Game Loop'u buradan da kapatıyoruz. Ve direkt Game Loop'u yönetici veya normal olarak açıyoruz buradan. Bekliyoruz buradan. Bu arada videoda herhangi bir kırpma, kesme asla yapmayacağım. Detaylı bir şekilde anlayın ve görün diye. Olduğu gibi paylaşacağım. Bu ekrandayken şuradan ayarlar kısmımıza gidiyoruz. Bakın burası da çok önemli. Lütfen buraya dikkat edin. Burada benim kullandığım ekran kartı 3060'tır. Ben ona göre ayarlamışım. Burayı siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben hepsini yarı yarıya verdim. Örnek olarak hani 16 GB RAM'im var, 8 GB'ını. İşlemci ayarım normalde 16 çekirdekten 8'ini verdim. Burayı böyle yapabilirsiniz. Burada önemli kısım bu. Burada normal iki Ultra HD 2K'da kullananlar da var ama ben HD'yi kullanmayı tavsiye ediyorum. Ben size de öyle öneririm. Bunu seçtikten sonra veya Ultra 2K'yı seçtikten sonra HD 90 FPS'i işaretliyoruz burada bakın. Burayı sakın şey yapmayın. Hani hiçbir şekilde akıcı 90 FPS değil. HD 90 FPS yapıyoruz. Bunu kaydet dedikten sonra burayı. Ben kaydettiğim için tekrardan basmayacağım. Kaydet dedikten sonra oyunumuzu açıyoruz buradan. Bakın lütfen atlamayın. Tekrardan uyarıyorum. Sonra ileriki günlerde veya ileriki zamanlarda abi neden FPS'im düştü veya FPS ayarlarım bozuldu gibi yani yorumlara belirtmeyin. Oyunumuzu açıyoruz bakın. Hiçbir yeri kesmeyeceğim veya kırpmayacağım. Daha önce dediğim gibi HD 90 FPS alırken uzun uğraşlar sonucunda bu sefer daha iyisini HDR 90 FPS'i ve oyun modunda da ne kadar fark ettiğini size göstereceğim. Bu ekran geldikten sonra burayı kabul et diyoruz. Okudum ve kabul ediyorum'a tıklıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sakın giriş yapmayın. Buradan tekrardan üst kısımdan geriye basarak menüye gelerek oyunu kapatıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Yine aynı şekilde buraya geldikten sonra oyunu açmıyoruz yine. Burayı tekrardan kapatıyoruz.
Ve sağ alttan tekrardan game loop'u kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattıktan sonra yönetici olarak tekrardan açıyoruz. Yönetici olarak açmamın sebebi ben sadece bilgisayarımın PUBG'yi desteklemesini istiyorum. Hani bütün performansını PUBG'ye yorsun diye. Yani daha yüksek FPS'e ve daha yüksek çözünürlükte alabilmek için. Bak şu an kullandığım hiçbir program yok. Kulaklığım programı zaten bu. Görüyorsunuz bu zaten Avast'ın Nvidia ayarlarım. Diğeri Discord ve PUBG Mobile. Herhangi bir FPS artıcı config'e gerek duymadan orijinal bir şekilde direkt HDR 90 FPS modunda oynayabileceksiniz. Ondan sonra oyun açıldıktan sonra arkadaşlar lütfen burayı dikkatli izleyin. Diyelim ki Facebook veya hesabınıza giriş yapacaksınız. Ben şuradan hemen girişimi sağlayayım. Bir saniyenizi alacağım. Bu kısımları görmeyeceksiniz. Buraları hesap devam ediyoruz. Burada oyun açıldıktan sonra şu müziği hemen kapatayım. Sesleri, müziği kapat, analogiyi kapat. Bakın arkadaşlar, oyun açıldıktan sonra yapmanız gereken tek şey şöyle. Hemen ayarlar kısmında bir daha asla olmak suretiyle lobideki grafik ayarına hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz. Lobi veya savaş. Bunlarda herhangi bir değişiklik yaparsanız 90 FPS alamayacaksınız. Bilginiz olsun. Burada gereken ayarları yaparsınız zaten. Ben burada duvar engellemesiyle şu kamera dönüşlerini kapatıyorum. Dikiş atışı açıyorum. Kapattıktan sonra burada hemen bakalım ekran kare hızımız. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Otomatik olarak yine 87-86 alıyoruz. Bu sefer oyun içinde deneyelim tekrardan. Bakalım oyun eğlence parkında kaç alacağız. Videoda dediğim gibi atlamadan izleyenler yapabilecektir. Size yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Ve detaylı olduğumu anlatıyorum. Bakın yine aynı şekilde şu anda görüyor musunuz? Yine 70-80 üzeri bir FPS alıyoruz. Ve şu an bir saniye ayarlarım bozulmuş. Bu ayarlarınız bozulabiliyor, bilginiz olsun. Hassasiyetlerinizi tekrardan ayarlamanızı tavsiye ederim. Ben kaydettiğim için hemen şöyle ayarlıyorum. Burada mesela hemen bir çatışma anındaki bir FPS'inizi kontrol edelim. Bu arada ben eğer isteyen olursa buraya kadar izleyen takipçilerime özel eğer kendilerini belirtirlerse bakın boş bir M4'te nasıl düz sprey atılır da gösterebilirim. Bunun da makrosu var. Ücretsiz bir şekilde eğer belirtirseniz size yardımcı olurum. Aşağı indiriyoruz şöyle bakın. Şu arkadaşlar normal PUBG'nin bize verdiği oyun hassasiyeti görüyorsunuz ne kadar sekiyor. Ama ben size isterseniz şunu verebilirim bakın. Hani mouse'u hiçbir şekilde yukarı böyle sağa sola çekmiyorum. Sadece tuşa basıyorum bakın. Sadece tuşa basıyorum yukarı gidiyor. Ama eğer isterseniz benim ayarlarımdan sonra siz de şöyle sprey atabilirsiniz. Bakın. Zaten şurada adam her türlü öldü. Hiçbir şekilde daha adamla buradan kaçış yok yani. Ha, bu ayrı bir tabii konu. Dediğim gibi arkadaşlar. Bizim şu anda HDR 90 FPS ve bu arada görüyorsunuz nasıl parladığını. M4'ümüz 7. seviyede. Yani parlaklıkları bu şekilde adamları daha net görüyorsunuz. Çimen içinde yatanları veya işte artık hani şöyle söyleyeyim uzaktaki bir adamı. Yani çok net bir şekilde farkındaysanız hiçbir şekilde donma kasma söz konusu değil. Şuradaki adamlara dediğim gibi bakın. Yani rahatlıkla sprey atabilirsiniz ve net bir şekilde görünüyor. Bu şekilde arkadaşlar HDR 90 FPS'i bu şekilde yapabilirsiniz. Atlamadan izleyen arkadaşlar yapabilecektir. Atlayarak
yapanlar varsa eğer burada tekrardan videoyu görüyorsa bunu, bu konuşmalarımı tekrardan izlesin baştan sona. Çok açıklayıcı bir şekilde anlattım. Gönül rahatlığıyla HDR 90 FPS modunda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğer isteyen olursa 90 FPS modundan sonra nasıl makro kullanarak veya makrosuz bir şekilde düz bir aim atabileceğinizi, config'siz ve programsız nasıl dümdüz mermi atacağınızı gösterebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.